Arkadaşlar selamünaleyküm, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar dün tam bir facia yaşadık. Maalesef Gökdoğan ailesi geldi buraya. Ben iki tane gördüm. Ama yan tarafta komşumuz İsmail dedi. Onlar dedi 3 taneydi dedi. 3 tane görmüş. Bazı kuşlarımızı biçti. Bazı kuşlar da kayıp. 3 tane kuşum kayıp. Bir tane arabım vardı. O yok. Ala Sivas bir tane ala. Aa, kuşum var. O da yok. Sonra şurada şuraya çöp çeken sabunu bir dişim vardı. Şurada vurdu. Vurunca pat diye ses geldi. Alamadı. Arkasından indi. Sonra güvercin yoktu ayaklarında. Geri çıktı buradan şey yaptı. Şurada çatıda şekeri var. Şimdi nerede tam olarak bilmiyorum. O da inemedi. Dünden beri orada, ona da vurdu. Onu da alamadı. Buradan oraya düşünce kuş. Ben o tarafa gittim. Kuşa bakmaya. Nerede diye. Bulamadım. Bugün sabah yine gittim baktım. Yine bulamadım. O yukarıdaki kuşa nasıl bir şey verdi bilmiyorum. Zarar verdi. Bunun resmen bunu gitti dedim ben bunu. Buyruk muyruk kalmamış bunda. Burayı resmen bakın yarmış. Yarık. Topallıyor. Bu nasıl kurtuldu onu bilmiyorum. Bunu aldı gitti de normalden. Kurtulmuş artık. Demek ki yaşayacak daha günü varmış. Ben daha önce böyle bir şey yaşamadım. Yani ha geliyordu bir tane alıp gidiyordu. Ama böyle grup halinde geldikleri, 3 tane kuşu alıp gittikleri, yani 3'ün değil de ikisini aldılar büyük bir ihtimal aynasıyla. Çünkü sabun dişimizi şu dediğim gibi şeyin arkasına düşürdü. Bulamadım orada yok. Büyük bir ihtimal de kanadını falan kırmıştır onun yani. Çünkü çok pis vurdu ya. Yani normal değildi. O ses ta buraya duyuldu oradan. Buraya pat diye ses geldi. Yani arkadaşlar biz Alp dağlarında olduğumuz için burada çok zor kuş beslemesi. Şimdi mesela gördüğünüz gibi her taraf sisli. Dağlarda var. Şimdi uçur kuşu. Şimdi hiçbir sıkıntı yok. Çünkü görmezler o sisten. Dağın yamaçlarına yapıyorlar ya genellikle. Gökdoğanlar yuvalarına. Dün biraz da benim suçum. Grup halinde bir kaldırdım kuşları uçurayım dedim. Grup halinde kaldırdım. 5 dakika anca uçtular. 5 dakika sonra bir baktım hızlanmaya başladılar. Dedim aha bu yuttuk. İlkten bir tane gördüm. Sonra bir baktım. Bunu alıp gitti. Bir tane daha çıkıp geldi hemen arkasından. O baya bir şey yaptı ya. Kuşları. Yani oraya Sabuni'yi düşürdü. Ondan sonra buna yukarıda yanar döner var. Ona vurdu. Onun da nasıl bir yarası var onu da bilmiyorum. Daha dünden beri çatıda inmedi yani korkudan kuş orada güneyo. Yani durum vaziyet bu. Ne şartlar altında kuş besliyoruz burada. Beslemeye çalışıyoruz daha doğrusu. Dedim onu sizinle bir paylaşayım. Söyleyeyim dedim size göstereyim kuşları. Moralim bozuk. Hani ama bu da tabiatın kanunu. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar, bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.